Türkiye ekonomi modeli sona erdi. Faizler sert yukarı gitti. Dolar kıpırdandı. Borsa tatsız. Evet, bugün 1 Nisan ama bu 1 Nisan şakası değil. Hadi başlayalım. Evet, Türkiye ekonomi modeli sona erdi dedik. Neydi Türkiye ekonomi modeli? Faizler sürekli düşürülecekti. Döviz rekabetçi falan olacaktı. Bir şeyler vardı. Dış ticaret dengemiz artı olacaktı falan filan. Daha sayamıyorum. Evet, çünkü hiçbir tanesi olmuyor. Önce faizlerde bu hafta kur korumalı mevduatı hatırlarsanız 2 ay önce dolar getirirseniz faiz sınırı kaldırılmıştı. Üst sınırı. Bankalar kafasına göre yüksek faizler veriyordu zaten. Şimdi Cuma günü gelen bir kararla Türk lirasından KKM yapmak isteyenlere de faiz üst sınırı kaldırıldı. Ve KKM için 15'ler 20'ler daha üstleri havada uçuşmaya başladı. Ve TL mevduatları için son 20 yılın, evet yanlış duymadınız, son 20 yılın en yüksek faiz oranlarını veriyor şu anda bankalar. Kendi bankanızı arayıp sorabilirsiniz. Evet, 2003 yılından beri gördüğümüz en yüksek faiz oranlarındayız mevduat faizlerinde. Dolayısıyla aylardır eleştirdiğimiz düşük faizli ekonomi modelini nerede pek anlayamıyoruz. Üstüne üstlük dış ticaret dengesinde de pozitif bir eğilim olacaktı. Bakın yılın ilk iki ayında rekor, evet tarihi rekor 26 milyar dolar açık verdik. Ocak'ta 14 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştik. Şubat'ta 12 milyar dolar daha verdik ve 26 milyar dolar resmi rakamlarla, TÜİK'in rakamlarıyla açık verdik. Bakın geçmişte hep açık veriyorduk ama hiç böylesini görmemiştiniz. 2022 yılını da aratan, bakın orada da eksiydi. Modelin ilk zamanları dedik tamamdır, iyidir, hoştur. Şimdi 2023'te açık büyüyerek devam ediyor. Bunun da biliyorsunuz bastırılan faizden öte bu sefer de bastırılan kur etkisi çok fazla. Yani ekonominin, bütün makroekonominin dinamiklerini tamamen ters yüz edip bir şeyler denediğiniz zaman bunun böyle sonuçlanacağını zaten anlatmıştık. Birinden birini en azından serbest bırakıp bir dengeyi bir yerde sağlamaya çalışacaklardı. Onu kaybettiler. Ama yüksek enflasyon sağlandı. Yüksek enflasyonla yüksek ithalat sağlanıyor. Yüksek ithalat sağlanınca ithalattan alınan ciddi bir vergi var. Alınan vergiler toplam verginin %25'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla hazine bir taraftan da evet ne yapalım ya enflasyon vergi tahsil ediyoruz diyordur herhalde. Tabii ki bu dengenin sonsuza da gitmeyeceğini biliyor ama günü kurtaracak TL'yi yaratmaya, vergi tahsilatını yapmaya çalışıyor maliye. Evet, sözü daha da uzatabiliriz ama biz rakamlar üzerinden piyasaya bir bakalım ne olup ne bitiyor, önümüzdeki hafta ne bekleyebiliriz. Çünkü işler sarpa sarmaya başladı uzun zamandır anlattığımız gibi. Dolar TL 18.75 lira takip seviyemiz artık. Üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Biliyorsunuz 23'ler 33'ler kademeli olarak orada hedeflerimiz var. Bu yıl içerisinde gelmesi çok muhtemel. Çok fazla tartışmalar artmaya başladı. Birçok arkadaşımız biliyorsunuz işte şu kazanırsa seçimden sonra şu dolar düşer şöyle çıkar filan. Biraz onlar yavaş yavaş düşme kelimelerinden uzaklaşmaya başladılar arkadaşlar. Seçimden önce dolar tabii ki 35 lira 40 lira falan olsa tabii ki düşer, seçimin sonucuna göre düşebilir yani. Ama seçim ve bu kurlarda girme ihtimali ne kadar düşük olduğunu aylardır anlatıyorum ve yavaş yavaş hızlandığını görüyoruz dolar TL'nin. Şimdi hangi kurda gireceğimiz çok önemli. Ben hala Nisan ayını çok zor geçeceğini düşünüyorum. Nisan ayındaki hareketi bir gözleyelim, ondan sonra şimdilik ben kademeli olarak yükselişin ivmelenerek devam ettiğini görüyorum. Görmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca KKM rakamı gitgide büyüyor. Geçen hafta değinmiştim. Büyüyen KKM rakamı da çok büyük bir risk olarak önümüze geliyor. Gram TL 1190 trend takip seviyemiz. Altın gramında bu hafta biraz dinlenme yatay vardı. Gümüş tarafı hareketliydi. Birazdan değineceğiz. Gram altında hedeflerinde hiçbir değişiklik yok. Hem TL bacağından hem altın bacağından 2023 içerisinde güzel bir yıl geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Arada geri çekilmeler alım fırsatı benim için orta vadeli pozisyonlar için. Şimdilik 1190 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak da yönü yukarı. Gram gümüş, evet gram gümüş tarihi bir rekor kırdı bu hafta. 14.97'yi gördü. Haftayı da 14.75'te kapattı. 14.35 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü yukarı. Gram gümüşle ilgili biliyorsunuz çok pozitif beklentilerim vardı. Haftanın 3. videosunda detaylı yine anlatacağım. Ve gümüşün tabii ki diğer metallere göre çok daha ivmeli yükselme ihtimali var. Özellikle değerli metallerin yükseldiği dönemlerde. Bunu detaylı anlatacağız ama teknik olarak gram gümüşün hedeflerini biraz güncelledim. 17.80 yakın vade hedefi olarak önümüzde duruyor. Kademeli olarak yukarı hedefler var. Ama çok kritik bir dönemece geldik orada. Haftanın 3. videosunu onun için kaçırmayın derim. Ve BIST 100, evet Borsa İstanbul tatsız bir haftayı geçirdi. Geri çekilmeler geçen hafta anlatmıştık. 5100 aşağısına kaldığı sürece 4890'a ve onun
yapının kırılması halinde daha aşağılar gelebilir şeklinde. Bu hafta onunla ilgili de çok kritik bir anda bir tweet attım. Tam seansın bitimine doğru hafta ortasında alıcılığı tek gününde haftanın piyasa yukarı doğru alıyorlardı ve 4900'lerin üzerindeyken 5000 üzerine atmadığı sürece bu yükselişin satış fırsatı olarak kullanılabileceğini söyledik. Ve o tweetin ardından ertesi sabah piyasa 5000'e kadar çıktı ve 5001 dahi görmeden evet 5000'e tam değdi ve aşağı döndü. Daha sonra orada da bir tweet attım. 5000 geçilmediği sürece yön aşağı devam edecek. 4600'lü seviyeler beklentimiz doğrultusunda. Şu anda artık beklentim 4600'lü seviyeler ama 4677 bir gap yapmıştık. Onu kapatmak ilk hedefimiz olacak tahminindeyim. Daha aşağısına inme 4500'lü rakamlar inme olasılığımız da var. O bölge önemli. O bölgeyi ben açıklarımı, short pozisyonlarımı, aşağı yönlü pozisyonlarımı kapatıp orada long olmak, yukarı yönlü alış yönüne dönmek için kullanmayı planlıyorum. Ama satışların dozu artar, çok abartırsa işler bunu ayrıca değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Özellikle ziraat yatırımın cuma günü bazı hisselerde satıcı görünmesi benim çok ilgimi çekti. Çünkü bugüne kadar uzun zamandır biliyorsunuz ziraatı sadece alış tarafında görmeye alışmıştık. İlk defa bazı büyük bankaların hisselerinde satışta tarafında görmeye başladım. Bu beni biraz rahatsız etti. Bunun arkasındaki sebep S&P görünüm değişimi negatif yönde biliyorsunuz cuma akşamı oldu. Onun bir ön enformasyonu muydu? Yoksa bu KKM sebebiyle bankalara yüksek mevduat ve başka bir sıkıntı mı? Bilmiyoruz henüz ama ilk defa ziraatin de satış tarafında olması arkası gelecek mi? Onu yakından takip edeceğiz. Özellikle bazı hisselerde alımını devam ettirdi ama bazı hisselerde satışa döndü. O tabii neye göre yapıldığı bilmediğimiz bir konu. Hiçbir zaman da kamuoyunun aydınlatılmadığı bir konu. Ama biz izleri takip ederek bulmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle Borsa İstanbul'da bu hafta geri çekilme, hafta başında beklentisinin içerisindeyim. O geri çekilmede pozisyonlanmak için, önce şortlarımı kapamak, orada da long olmak için. Biliyorsunuz madencilik sektörünü hem Artuş'un yayınında söz etmiştim hem burada. Orası gayet iyi tutundu, haftayı da iyi kapattı. Oradaki beklentim hala devam ediyor. Ayrıca gümüş fonu yine borsada işlem görüyor, GMSTR. O da bu haftayı çok performanslı kapattı. Portföyleri böyle zor zamanlarda korumak için uygun ürünler olarak bakmıştık. Ama onun dışında bankacılık sektörünün biraz zorlanmaya başladı gördük. Şu anda grafiklerinde de bir bozulma var. Biraz temkinli bakacağız o tarafa. Ama seviyeleri yakından takip edeceğiz. Çünkü temettü ödemeleri de birer birer gerçekleşmeye başladı. Daha sonrası nasıl gerçekleşecek bir şekline bakalım. Ama seviyeleri iyi takip edelim. Twitter'dan ve YouTube'dan beni takip etmeye devam edin. Çünkü bu hafta yine kritik haftalara girdik. O seviye 4500'lere 600'lere geldiği beklentim doğrultusunda gelirse oradaki strateji değişikliği anlatacağız ama teknik olarak baktığımız zaman an itibariyle 4960 aşağısında kaldığı sürece BIST 100'de satış yönünü bakıyorum. Üzerindeki kapanışlarda yönümüz yukarı olacak. Son olarak BIST 30. BIST 30'da 5460 trend takip seviyem aşağısında kaldığı sürece orada da baskının devamını bekleyebiliriz. Evet, karmaşık günlerden geçiyoruz. Hem borsanın yukarı hem de doların yukarı olabileceği günler de gelebilir. Özellikle önümüzdeki günlerde ama dövizi zapt etmeye çok zorlandıklarını görüyoruz. Dikkatli olalım, pozisyonlarımı girsek dahi hecli olalım borsada. Döviz hareketi kaçınılmaza doğru gitmeye başladı. Riskler yukarı yönlü artıyor. Ne yapılırsa yapılsın. Resmen başarısız bir ekonomi programının sonuna geldik. 1,5 ay daha dayanması gerçekten zor duruyor. Önümüzdeki günlerde bunu takip edeceğiz yakından. Hepinize bu zor günlerde çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.